YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2019'un en iyi 10 yerli kısa filmi listemi paylaşıyorum. Türkiye'nin Time After Time'a cevabı denebilir. Özgürcan Uzun Yaşa, Dostoyevski'nin Beyaz Geceler romanından yola çıkarak zihinsel ve zamansal oyunlarla örülü bir romantik zaman yolculuğu filmine imza atıyor. Beyaz bir gece. Bir tahta kurusunun gözünden aile içi şiddete bakan, mekandan mekana atlayan Erkan Can'ın da başrolünde oynadığı bir yapıt. Tuna Hankurt hem sosyal problemlere dikkat çekiyor hem de bir dil arayışına giriyor. Tahta kurusu. Türkiye'nin Capturing the Freedman'a cevabı adeta arşiv görüntüleriyle ses efektlerinin iç içe geçtiği rahatsız edici bir hatırat. Uğur Beyazıt'ın Melez kısa filminde çok fazla tat var. Bir aile filmi. Yapım tasarımı harikası, özendirici levhalarla yol alan bir sci-fi noir denemesi. Nergiz Öztürk ile Onur Ünsal'ın da müthiş performanslarından güç alan Kurtçebe Turgul imzalı bir günümüz Türkiye'si eleştirisi, sevinç vesaire. Tek plan çekilmiş hissiyatı yaratan ve karabasana sürüklenmiş ana karakterinin gözünden akan bir kabus. Ceylan Özşelik'in üçlemesinin ilk halkası ülkemizde kadın istismarının başka bir boyutuna bakıyor. 13 artı. Robot insan ilişkisi üzerine söyleyecek sözleri olan uzay merkezli bir bilim kurgu animasyonu. Gökalp Göne'nin eseri Hör'ün çekildiği yıllarda hikayesiyle ileride değil ama keyifle izletiyor. Avarya. Ozan Yoler'i Ege'de yaşayan ailenin büyüme sancılarını ilk cinsel ilişki keşfi gibi problemlerini mercek altına alıyor. Samimi oyuncuları ve açılarıyla Erik Rohmer usulü evrensel bir filme imza atıyor Aylin. Köpek insan ilişkisi genelde sömürüye açıkken Ragıp Türk bu durumun imdadına yetişiyor. Müthiş Rüşen Çavuşkur performansından da güç alan doğayı iyi sinemalaştırmış bir minimalist film Thor. Elif Türk Ölmez'in Anne Kız Harikasın kitabının ablam hikayesini sinemaya uyarlıyor. Adeta Amerikan bağımsız sinemasındaki kız kardeş öykülerine ve samimi aile hikayelerine taş çıkartan bir yapıt. Burcu Aykar'ın ilk solo kısa metrajı Ablam. Can Yücesoy'dan taş metaforunun siyasi ve sosyolojik yönlerini keşfe çıkan, yetkin kamera kaydırmalarıyla dikkat çekebilen bir taşralı çocuk hikayesi Taş. Size göre 2019'un en iyi yerli kısa filmleri hangileri? Görüşlerimle katılıyor musunuz? YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.